Su, hayat ve doğayı birbirine bağlar. Sanatsa, farklı kültürleri birbirine bağlar. Ebru sanatı da Çin ve Türk kültürünü birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor. Ebru su ve boyama sanatıdır. Suyun üzerine damlayan boya yavaş yavaş su dalgasıyla büyüyor. Resim çizildikten sonra bir parça kağıt suyun üzerine koyuluyor. Son olarak kağıt yavaşça çekildiğinde bir ebru tablosu ortaya çıkmış oluyor. Büyüleyici ebru sanatı Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma bir geleneksel sanattır. Çin'in Xi'an kentinde doğan Filiz, Ebru'nun tek yabancı halefi. Filiz, 10 yıl önce Türk eşiyle birlikte Türkiye'ye gitti ve burada Ebru ile tanıştı. O zaman televizyonda Türkiye'nin ulusal kanalı bir geleneksel kültür programı yayınlıyordu. Programda Ebru sanatını tanıtıyorlardı. Görünce çok şaşırdım. Ne kadar güzel ve büyüleyici bir sanat diye düşündüm. Daha sonra internette Ebru'yu araştırdım. Sarıyer Kültür Merkezi'nde Ebru kursu verdiklerini öğrendim ve kursa başladım. Filiz, Sarıyer Kültür Merkezi'nde ilk Ebru öğretmeni Erol Çağlar'la tanıştı. Çağlar, Türkiye'de tamamı Çinli öğrencilerden oluşan tek Ebru sınıfını açtı. Filiz de derste Çinli arkadaşlar edindi. Filiz'in Ebru'ya başlamasından bu yana 10 yıl geçti. Ebru diğer resim sanatlarından farklıdır. İlk olarak Ebru su üzerinde çiziliyor. Su akışkan olduğu için her saniye yüzey değişiyor. Bu yüzden boyanın her bir damlası suyun yüzeyinde hep farklı şekiller alıyor. Ayrıca renklerin su ile halka halka büyümesi doğal olarak insanı çok etkiliyor. İşte bu 10 yıldır çalışıp da sıkılmadığım tek iş. ...2010 yılında düzenlenen Shanghai Expo'nun Türkiye pavyonunda Ebru sanatı tanıtıldı. Ebru, 2014 yılında Dünya Mirasları listesine alındı. Filiz, 2017'de Çin'in ulusal televizyon kanalı CCTV'de yayınlanan bir programa katıldı. Tüm bunlar Ebru'nun Çin'de çok daha tanınmasını sağladı. Hemşerim Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği kuşak ve yol inisiyatifi ne kadar da iyi. Xi'anlıyım, Xi'an kentinden çıktığımda Ebru ile ilgili hiçbir bilgim yoktu ve felek beni İstanbul'a, yani İpek yolunun son noktasına getirdi. Ayrıca böyle bir sanatın olduğunu hiç kimseden duymadım. Kocam bile bana bundan bahsetmedi. Televizyon izlerken tesadüfen bu sanatı gördüm ve öğrenmeye başladım. Sonra da bu sanatı memleketime, yani İpek yolunun başladığı noktaya getirdim. Adeta tüm taşlar yerine oturdu. Filiz bu düşünceyle Mayıs 2017'de Şanghay'da, aynı yılın Ağustos ayında Xi'an'de ve Aralık'ta Beijing'de Ebru sanatı kursu açtı. Öğrenciler bu kurslarda Ebru sanatının inceliklerini deneyimleyebilir, Ebru ile ilgili temel bilgileri edinebilirler. Bunun yanı sıra başka el sanatları eserleri de ortaya çıkarabilirler. 2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak belirlendi. Biz de bu fırsattan yararlanmayı ümit ediyoruz. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı da daha sağlam adımlar atabilir. Biz de bu rüzgara kapılıp dünya mirası Ebru sanatını daha iyi tanıtabiliriz.